Günaydın arkadaşlar. Hazır mıyız? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni yasama yılının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlk basın toplantısı inşallah hepimiz açısından sıkıntıların az olacağı bir yıl geçer diye düşünürken ne yazık ki öyle geçmeyecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, demokratikleşme yolunda demokrasi paketi açıldı. Ama İzmir'de de rant paketi açtı arkadaşlar. Nasıl bir rant paketi açtılar? İzmir'imizin belki de en büyük yeşil alanı talan etmek üzere 2 yıldır üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor arkadaşlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bonova Belediye'mizin de aslında yeşil alan olarak Nazım İlmay Planı'nda yaptığı 700 dönümlük üzerinde karayolları bölge müdürlüğünün olduğu, devlet su işlerinin bölge müdürlüğünün olduğu, tarım il müdürlüğünün ve özellikle zeytin geliştirmeyle ilgili araştırmaların yapıldığı müdürlüğün olduğu yer, 700 dönümlük yerin ilk 100 dönümlük parçasını bütün itirazlara, Danıştay'a mahkemelere rağmen Bornova Belediye'mizin, Büyükşehir Belediye'mizin, Şehir Plancıları Odası'nın mahkemelere taşımalarına rağmen çatır çatır satarız diyerekten İzmir'in akciğerlerini beton dökmek üzere satıyorlar. İzmir'deki büyük fuar alanımızın 3 katı büyüklüğündeki bir yer ki İzmir'in başka böyle bir yeşil alanı yok arkadaşlar. Buradaki ilk 100 dönümlük araziyi 1950'de satışa çıkarttılar. 2 tane bölüm, birisi 45 dönüm, biri 54 dönümlük yeri 2 ayrı firmaya, bir vesileyle şu anda sattılar diyemiyorum. Yüreğim el vermiyor, peşkeş çektiler. Peşkeş çektikleri firmalardan bir tanesi ki önümde bu özellikle söyleyeceğim şimdi, Armesa İzmir Ortak Girişim Grubu diye bir gruba verdiler. Bundan beraber ortaklık yapanların bir tanesi AKP'nin Büyükşehir Meclis Üyesi, diğer ortağı AKP'nin İl Genel Meclis Üyesi. Evet, bunlar daha önce de özelleştirmeden tekel depoların oldukları yerleri aldılar. Bayraklı'da aldıkları yere diktikleri bina da iktidara çok yakın olan bir kısmın, bir grubun beraber ortaklıkla devrettikleri bir yer. İzmir talan ediyor arkadaşlar. Kendileri demokrasi paketi açıklıyorlar. Halkın iradesine, yerel halkın iradesine rağmen, İzmir'in seçtiği yerel parlamentoya rağmen, tüm itirazlara rağmen İzmir'i talan ediyorlar. 3 kuruş, 5 kuruş paraya İzmir halkının yeşil alanlarını betonlara teslim ediyorlar arkadaşlar. Evet, ortalıkta bir talan var. Mahkemeler, Danıştay süreçleri, İzmir halkına hiçbir şey sorulmadan, bunlar beklenmeden alelacele elden çıkarılan yeşil alanlara 2 emsalle bütün akciğerlerine İzmir'in beton dökecekler. Görünen o. Ama biz şunu söyleyeyim. Hem mahkeme süreçleri olsun, hem bundan sonraki İzmir'de yapılacak eylem planları olsun, hepsinin yanında olacağız. Eninde sonunda bunlardan hesabını soracağız. Bu talanın hesabını soracağız bunlardan. Evet, kentli yaşamak istiyor. Kentli AVM istemiyor. Bir an önce AVM yasalarının çıkartılması lazım. İşte onların anlayışları nedir biliyor musunuz? Şu gördüğünüz buradaki yeni parlamento binası. Cezaevi gibi binalar yapmak. Kim istedi binaları? Bunları kendileri istiyorlar. Millete mal ettiriyorlar bunları. Her yerde bir rant var. Her yerde bir rant var. Baktınız mı şöyle bir binaya? Yakışıyor mu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir bina? Bunun gibi binaları her yere dikmeye çalışıyorlar. Ben yerlerin küçük olduğunu mesela kanaat getirmiştim mesela çalışma odalarımızda, ama ben burada mutlu bir şekilde çalışıyorum gece geç vakitlere kadar. Hiç de umurumda da değil. O olsun bu olsun falan diye. Ya bunlar her yerde, herhangi bir yerde yeşil bir alan gördüklerine her yere binayı çakmaya çalışıyorlar. Ama altında ben söylüyorum, siyasetin finansmanı var arkadaşlar. Kim ne derse desin. Ama şunu da bilsinler ki burada yüzlerce dava açıldı. Hem Büyükşehir'imizin, hem Şehir Plancıları Odası'nın, hem Bornova Belediye'mizin, hem de insanların, halkın açtığı davalar var. Halka rağmen halkın malını özel kişilere satıyorlar. Özelleştirme adı altında peşkeş çekiyorlar. Bunların hesapları sorulacak kendileri. Üstelik buradan çıkarttıkları tarım il müdürünü, karayollarını nereye götürmek istiyorlar?
Bornova Belediye'mizin, Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin arazilerin üzerine bir vesileyle gasp ederek oturtturmak istiyorlar oraya da. Yani öyle veya böyle mevcut iktidar anlayışı kendinden olmayan yerel yönetimlerin hepsini köşeye sıkıştırmak üzere bütün operasyonları yapıyor. Ama dediğim gibi, en başta da dediğim gibi, bir gün bunların hesabı sizden sorulur. Bu mahkemelerde olmasa bile başka mahkemelerde sorulur. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. Süreç kötü bir yere götürüyorlar. İşte demokrasi paketi, bilmem şunu açacağız, bunu açacağız şeyleriyle her tarafında rant yarattılar Türkiye'nin her yerinde. Kentleri kendileri rant alanı olarak görüyorlar. Şöyle size arkadaşlar basit bir örnek vereyim. Almanya'da herhangi bir kenti seçin. Mesela Berlin, Münih gibi kentleri seçin. Gidin sorun ya. Bir, ya da Google'dan araştırın bakın. Yüzde kaçı yeşilmiş kentin? Kente yukarıdan baktığında ne görüyorsun? Kentlerde şu anda İstanbul'a baktığında yukarıdan yeşil bir alan göremezsiniz zaten. İzmir'deki görünen yeşil alanlar yukarıdan baktıklarına gözlerini dikip satmaya çalışıyorlar. Ben bu anlayışın hepsinin bir gün hesabını vereceğini söyleyerek hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa alabilirim. Şimdi bakın, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hariciye politikası tamamen çökmüş oldu. Buradan da belli. Amerika'daki son yapılan toplantılarda Abdullah Gül'ün de gittiği toplantılardan aslında yumuşatma politikaları ortaya koymaya çalıştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten ilk günden beri Suriye'deki bir savaşın hiçbir zaman tarafı olmayacağımızı ve Türkiye'nin de bu savaşın bir tarafında ister askeri olsun ister lojistik olsun olmaması gerektiğini iddia etmiştik. Bu yüzden dolayı da gelecek her türlü tezkere hayır diyeceğiz. Gerekçesi ne olursa olsun, kendilerinin kimyasal dediği konu Birleşmiş Milletleri ilgilendiren bir konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece bundan Suriye'nin iç işlerine karışamayacağını düşündüğümüze göre, konu Birleşmiş Milletler'de olduğuna göre biz bu tezkereye hiçbir tarafında olmayacağımızı tezkere hayır diyerekten göstereceğiz zaten. Yani şimdi bence valiler bu aslında cesaretlerini başbakandan alıyorlar. Başbakan herkesi tehdit ediyor zaten ortalıkta. Ya başbakanın duruşu bile aslında kavgacı bir duruşu var zaten yani. Ben bunu daha önce de söyledim. O yüzden dolayı da başbakandan talimat alan valilerin de seçilmiş veya atanmış herkesin kendinde bir güç hissedip halk dahil, gazeteci dahil, kitle örgütlerin başkanları dahil, milletvekilleri dahil tehdit edebilme yeteneğine sahip oluyorlar. Şunu da söyleyeyim. Ben hani bunu daha önce de söylemiştim. Bilmiyorum başbakanın geçmişinde var mıdır ama iki tane kavga eden adamı ayırmış mı ben bilmiyorum. Varsa bir örneği çıksın birisi söylesin. İki kavga eden adamdan mutlaka birini tutuyordur yani. Var mı arkadaşlar başka sorusu? İyi günler diliyorum herkese.